Evet, muhalif gazeteci Protasevich'in uçaktan zorla indirilmesi, daha doğrusu seyahat ettiği uçağın indirilmesi ve gözaltına alınması olayının Avrupa Birliği merkezinde Brüksel'de yarattığı tepkileri ve bundan sonra olayların nereye evrilebileceğini konuşmak üzere konuyu yakından takip eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Avrupa Birliği temsilcisi Sayın Kader Sevinç'le konuşacağız. Kader Hanım, iyi akşamlar efendim, merhabalar. İyi akşamlar Zafer Bey, merhaba. Şimdi herhangi bir koşulda nereden nereye giderse gitsin bu bir korsanlık eylemi. Düpedüz bir korsanlık eylemi gibi gözüküyor ama bir Avrupa Birliği ülkesinden bir uçağa binip başka bir Avrupa Birliği ülkesine gitmekte olan yolcuların bulunduğu uçağın indirilmesi herhalde çok büyük bir infial uyandırmış gibi gözüküyor. Neler oluyor Brüksel'de? Evet, dünden bu yana gerçekten hem AB başkentlerinde hem Brüksel'de ciddi bir alarm söz konusu. Tabii herkeste şok yaratan bir olay bu. İlk kez oluyor diyebiliriz böyle bir olay için. Çünkü bir Avrupa Birliği toprağından diğer bir Avrupa Birliği toprağına doğru giden bir uçakta bulunuyordu muhalif gazeteci. Ve sahte bir gerekçe gösterilerek uçak indirildi. Bu süreç içerisinde neler olduğunu öncelikle tabii Avrupa Birliği ülkeleri de, Amerika Birleşik Devletleri de anlamaya çalıştı. Şimdiye kadar bütün bu konuların soruşturmaları yapıldı. Ortaya çıkan bilgiler gayet enteresan, ilginç. İşin içinde Rusya'nın olduğu yönünde çok güçlü şüpheler olduğu ortaya atılmakta. Aynı zamanda uçaktan indirilenlerden bazılarının yine Rusya'ya ait bazı ajanlar olduğu söylenmekte. Son derece karmaşık bir durum söz konusu. Belarus'taki demokrasi mücadelesine biliyorsunuz Avrupalı ülkeler ve Batı dünyası büyük bir destek veriyorlardı. Ve şimdi ortaya çıkan bu durumla beraber gerçekten onlar da aslında gazetecinin tutuklanmasıyla beraber bir anlamda zor duruma düşmüş oldular. Şimdi gözler Avrupa Birliği liderlerinde. Bugün bu akşam şu anda buluşuyorlar ve Belarus'a karşı zaten alacakları yaptırım kararları vardı. 4. paket üzerine çalışıyorlardı. Bunları daha da nasıl ayrıntılandırabiliriz diye şu anda çalışmalarını sürdürüyorlar. Şimdi tabii bu gazeteciyle ilgili verilen bilgilerde bu gazetecinin yani Protasevich'in Polonya'da yaşadığı, orada ikamet ettiği de biliniyor. Şimdi tabii her halükarda işin bir uluslararası hukuk boyutu var, havacılık hukuku boyutu var. Bundan sonra da başka ülkelere de bu hakkı tanıması olasılığı üzerinden bir de emsal teşkil etmesi riski var, tehlikesi var. Brüksel'deki Avrupa Birliği makamlarının bu konuda yapabilecekleri bir şey var mı? Yani böyle bir genel bir duyuru yayınlayıp genel önlemler alma yetkisini sorguluyorlar mı? Ya da uluslararası hukuk açısından neler konuşuluyor? Evet, Uluslararası Sivil Havacılık Konseyi'ni acilen toplantıya çağırarak burada bir karar alınması söz konusu. Zaten bugün Avrupa Birliği liderlerinin üzerine çalıştıkları temel konular da bunlar. Bunlar nedir? Örneğin Avrupa Birliği sivil havacılık şirketlerinin, uçak şirketlerinin bundan sonra Belarus'a uçmamaları yönünde bir karar almaları bekleniyor. Ve aynı zamanda da Belarus hava alanına, hava sahasına girmeden seyahatleri, diğer ülkelere de seyahatleri gerçekleştirirken Belarus hava sahasını bypass ederek, es geçerek bir anlamda bu seyahatleri yapmaları planlanıyor. Bunun dışında tabii birçok yaptırım da söz konusu. Bir görüşe göre de, yani Avrupa Birliği içerisinde bu görüş savunanlar da var. Aslında biz Belarus'u hedef almamalıyız. Bu işin arkasında Rusya var. Rusya Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği'ne bir anlamda kafa tutuyor. O yüzden biz Rusya'ya yönelik yaptırımlarımızı artırmalıyız. Görüşünü savunanlar da var. Elbette bir emsal teşkil edecektir. Çünkü bütün otoriter rejimler birbirlerinden aslında beslendiklerini görüyoruz. Gerek Avrupa içerisinde gerek dünya çapında yaptıkları uygulamaları birbirlerinden örnek alarak tekrar ettiklerini görüyoruz. Bu bakımdan çok kötü bir örnek oldu. Bu gazeteciyi tekrar geri almaları neredeyse olanaksız gibi görünmekte. Ama bundan sonraki olaylarda, bundan sonraki
süreç içerisinde Batı dünyası da demokrasi olmanın da getirdiği aslında bir yaralanabilirlik söz konusu. Bundan sonra daha dikkatli olacaktır diye tahmin ediyorum bütün konularda. Evet, yani sizin de söylediğiniz gibi arkasında Rusya'nın desteği olmadan da böylesine büyük bir hadiseyi gerçekleştirmesi pek mümkün görülmüyor gibi. Bekleyip göreceğiz herhalde. Şimdi tabii bu Protasevich için yaygın bir kampanya başlatılacağını, yani Avrupa Birliği organları tarafından ve kamuoyunda, özellikle de sivil toplumda böyle bir kampanyanın yükseleceğini beklemek herhalde sürpriz olmaz. Ne dersiniz? Evet, haklısınız. Zaten çok yoğun bir kampanya vardı. Belarus'un genç lideri, biliyorsunuz Avrupa'dan muhalefetini yapıyordu ve Belarus'taki diktatör rejimini yıkmak için uğraşıyordu. O Brüksel'de geldi. Brüksel'de de Belarus'taki rejimindeki çok yaptırım kararının alınması ve daha sert yaptırımların alınması için aslına bakarsanız çok da uğraştı. Ve yeterince tatmin edici sonuçlar elde etmemişti. Bu bakımdan Avrupa Birliği de çeşitli kesimler tarafından bir miktar suçlanıyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin dış politikanın tek sebebi olamamasıyla ilgili bir onun da sıkıntı da söz konusu. Bunu birazcık da toparlayabilmek için ne yaptı bugün Avrupa Birliği? Belarus'un Avrupa Birliği nezdindeki daimi büyükelçisi örneği çağırdı ve bu konudaki kınama mesajını ve açıklama taleplerini iletti. Ama asıl önemli olan şimdi Avrupa Birliği liderlerinin nasıl bir yanıt verecekleri. Benim görüşüm eğer soracak olursanız bu zirveden hemen çok sert yaptırımlar çıkmasının güç olduğu bu saydığım örnekler dışında. Ama çok daha sert yaptırımların hem Rusya'ya yönelik hem Belarus'a yönelik olarak hazırlanmakta olduğu, bunun bir anlamda bardağa taşıran son damla olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu Batı dünyası ile şu an oluşmakta olan otoriter rejimler, Rusya'nın da başını çektiği grup arasında giderek sertleşen bir ayrışma söz konusu, hukuklaşma söz konusu. Bu tabii dünya açısından da oldukça tehlikeli sonuç beraberinde getirebilir. Peki Sayın Kader Sevinç, çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. İyi akşamlar.